1996-97 sezonu Türk futbol tarihinin hikayesi en bol sezonlarından biridir. Derbilerin sonuçları yankıları kadar özellikle üç büyüklerin diğer takımlarla oynadığı maçlarda da hala konuşulan unutulmaz anlar yaşandı. Bu karşılaşmalardan biri de hiç kuşkusuz ligin 19. haftasında oynanan Vanspor Beşiktaş mücadelesidir. O haftaya girerken lider Galatasaray 45, ikinci Trabzonspor 41, üçüncü Fenerbahçe 40 puanda. Beşiktaş ise 38 puanla dördüncü sırada yer alıyordu. Siyah beyazların rakibi Vanspor ise düşme potasından kurtulma mücadelesi veriyordu. Rasim Kara'nın öğrencileri bu maça gelene kadar son 3 haftada sadece 4 puan aldığından ligin kalanı için Vanspor deplasmanından alınacak 3 puan hayati önem taşıyor. İşte böyle bir ortamda hakem Metin Tokat'ın yöneteceği 26 Ocak 1997 günü karlı bir havada oynanacak maça götürelim sizleri. Serdar, kar ve buz var. Oyunu etkileyecek mi sence? Abi zemin kötü olması önemli tabii bir faktör ama mecburuz yenmeye burada. Onun için galibiyet için geldik. Sergen, zemin için ne söyleyeceksin? Ne söyleyeyim? Söylenecek bir şey var mı? Bayağı kötü değil mi? Kötü. Söylenecek bir şey yok. Çok kötü. Bayağı değil. Bayağı kötü. Oynanır mı peki futbol sence burada? Vallahi mecbur oynayacağız. Oynanır falan yok. Oynayacağız yani. Ve hayati bir maç biliyorsun. Hayati maç. Söyleyecek bir şey yok. Saha çok kötü ama mecbur yani. Başka çaremiz yok. Kimi için avantaj sence bu saha? Onlar daha alışkın da bize göre. Mırmış, zemin çok kötü. Çok kötü. Saha yok. Çok kötü. Buz var. Kar. Çok problem. İşin zor. Evet. Sekistan'a atadar birisine kademe. Merhaba hocam, nasılsınız? Lig dördüncüsü Beşiktaş Van deplasmanında puan arıyor. Zemini görüyorsunuz. Maçı büyük ölçüde etkileyecek bu zemin. Vanspor'un ender ataklarından biri. Atilla ortaya çeviriyor. Adnan şut pozisyonu arıyor. Şimdi Sergen pozisyon arıyor, ortaya çeviriyor. Tehlike büyük. Uzaklaştıramıyor defans. Amokaç araya giriyor. Mehmet şut pozisyonu arıyor. Vuruyor kaleye doğru. Uzanan Altay ve top dışarı gidiyor. Yine Van ata. Kale ağzına inen top. Bu akında sonuç getirmiyor. Sergen. Buzlu zeminde pozisyon arıyor. Yankov yükleniyor. Sergen ortasını yapıyor kale ağzına ama uzanamayan, vuramayan Mustafa. Mehmet'in taç atışı bir başka tehlike yaratacak. Amokachi topla buluşuyor. Erkan'ın vuruşu. Beşiktaş iyice rakip kaleye yükleniyor ama Erkan'ın vuruşu isabetsiz. Amokachi korner kullanıyor. Maçın sonu yaklaştıkça Beşiktaş'ın atakları daha da ağırlaşıyor. Vanspor bütün hatlarıyla savunmaya çekilmiş durumda. Bir karşı atak Vanspor'dan. Mırmiç başarılı. Ali uzaklaştırıyor. Rahim atağa katılıyor. Mehmet şut pozisyonu arıyordu. Düşürüldü Ali tarafından. Frikik Sergen kullanıyor. Top dışarıya gidiyor. Ancak baraj daha önce hareket ettiği için Metin Tokat sarı kart gösteriyor.
Frikik tekrarlanacak. Maçın en kritik anı, dikkatle izleyin. Barajdan bir smaç ve bu topu önlüyor. Karşılaşma devam ediyor. Hafta boyu çok tartışılacak bir pozisyon. İşte tekrar ekranlarınıza geliyor. Sergen'in vuruşu ve barajda kalkan el. Tehlike devam ediyor Beşiktaş adına. Bütün defansıyla Rahim de orada. Tam bir karambol ve topu uzaklaştıran Aykut. Beşiktaş 3 puan kovalıyor son anlarda artık. Yankov'un vuruşu yine Vanspor defansından döndü. Recep şansını deniyor. Bu top da dışarıda. Artık son dakika. Uzun top. Yankov yere düşüyor ve rakibine pozisyon hazırlıyor. Bu atakta Ziya geliyor. Kaleci Mırmiç önlüyor ve karşılaşma golsüz sona eriyor. Ya gol olan topuma smaççı buluyor. Yani gol oluyor top. Adam kafasına çarptı diyor. Böyle bir şey görmedim ben ya. Kesin penaltı diyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bu iş bitmez abi. Smaç yapıyorum diyor. Kendim smaç yapıyorum diyor, vermiyor. Kendisi diyor smaç yapıyorum diyor ya. Smaç yapıyorum diyor, vermiyor. Ne hizmet ediyor bunlar ya? Allah kahretsin. Bunun neyi var ya? Allah'ını seversen ya. Ayıptır be. Blok yapıyor. Voleybol oynar gibi. Sağ dezavantajı vardı yani iki oyuncu da iki takım içinde. Biz bu dezavantajı avantajla puanladık. Frikik pozisyonunda Sergen'in penaltı itirazları var. Ya ben tam yorum yapamam. Çarpma diye yorumluyoruz biz tabii. Akşam televizyonları seyredince göreceğiz. Devre oldu diyorsun sen de yalnız. Efendim? Topa elle temas çarptı. Çarptı ama yani hakemin yorumuna kalmış. Çarpma veya tutma diye. Ne yazık ki şampiyonluğa giderken şu ana kadar 6 puanımız sadece hakemler yüzünden kaybolmuştur. Bariz bir şekilde smaç yapar gibi voleybolda frikikte kasıtlı olarak elle kesmesine 4 numaralı oyuncunun penaltı vermesi gerekirdi, vermedi. Bir Kocaeli maçı, bir Gaziantep maçı 6 puanımız gitmiştir. Bu şekilde dengesizlik olursa kafa kafaya giden şampiyonluk yolunda hakemler etkili bir faktör olacağı benziyor. Frikik pozisyonu. Evet. Ve eline çarpan bir top var. Ne söyleyeceksin? Ya şimdi Sergen'in nereye vuracağı belliydi. Ben sadece o olaya konsantre oldum. Tabii bu anlık bir şey. Elime vurdu topu. Yani eline mi vurdu? Yok, kasti bir şey yok ama. Peki topun elin havada mıydı o sırada? Havadaydı elim. Yani çıkarken zaten böyle çıkıyor. Elin havalanmıştı. Tamam, havalanmıştı. O zaman el topa değil mi? Olabilir, olabilir ama yani benim kasti bir hareketim yok. Benim hakem öyle değerlendirmiş olabilir yani. İyi niyetli bir penaltı diyebilir miyiz? Ya bilmiyorum ama hakemin oyuncu belki oyuncu açısından iyi notu bence yani. Benim o hakemin bana karşı refleks, hakemin bana karşı kasti yapmayacağına dönük belki hareketi olabilir yani, değerlendirmiş sen olabilir. Sen diyorsun ya refleks olarak elim refleks, havaya kaçtı. Refleks tabii. Evet, ve topla tabii, buluştu. Tabii. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ya oyuncu diyor, ben diyor elimle smaç yaptım diyor. Hakem diyor dedi. Mutlu ta kale arkasından görmüş, her yanında barajdaki adam görüyor da karşısındaki hakem görmüyorsa başka şeyler var yani. Sergen içeri doldurdu topu. Erkut topu elle kesti. Aykut yani elle oynadı. Öğrendik bir soru. Erkut. Sonra Erkut'a sordum. Aykut, Aykut mu? Evet. Daha sonra da gülüştüler hatta. O pozisyon devam ettikten sonra Orhan'la falan konuşuyorlar, gülüştüler. Hakem görmedim diyormuş. Nasıl görmüyor anlamıyorum yani. Bütün millet görüyor, o görmüyor. Resmen topu şimdi buradan eller da rakip alana indiriyor voleybol gibi. Olacak şey değil. Nasıl göremiyor? Bir kere şunu sormak istiyorum Erman yani. Hoca. Barajda futbolcunun elini kolunu açarak böyle havaya sıçrama hakkı var mı? Şimdi, havaya sıçrama hakkı var da şimdi, elini kolunu açmak serbest. Barajda havaya sıçrarsın. Öyle durduralım da, sevgili yönetmenimiz. Baraj, öyle dursun top, evet. Barajda havaya sıçrarsın da şöyle sıçrarsın. Ha bu el nasıl olur? Karşıdan bir top gelir rakip futbolcu. Topa ayağını basarsın böyle sol ayağını. Ellerin kalkar. Şu pozisyon yatarsın. Hı. Adam vurur eline çarpar. O çarpar, o oynama değildir. El kalkar o zaman. Ama yani barajda durursun, en kötü önünü kapatırsın veya böyle yaparsın veya böyle çıkarsın. Yani bunun hiçbir şekli yok. Hayrettir Aykut'un burada çıkıp net söylemesi lazım. O kadar çok evelip gelmiş ki. Ne yani, yapsın çocuk, Van'da oynuyor, kardeşim, Van'da yaşıyor. Yani ne olursa olsun Van'da, Beşiktaş'ta, Ankara'da, Trabzon'da. Ben bu penaltıyı yaptım, hakem görmedi. Peki mesela. Metin Tokat gibi hakem bu kadar açık, net,
su götürmez bir pozisyonu. Gerçekten şimdi Rasim Kara gibi sakin bir adam bile bu kadar isyan ettiğine göre. Haklı adam 3 puanı gidiyor şampiyonluk yarışında adam. Yani şu pozisyonu Metin Tokat niçin vermez, neden veremez, görmemesi mümkün mü? O zaman Metin Tokat maçta değil. Ya Metin Tokat bakıyor, aklı başka yerde o zaman. Yani şunu görmeme diye bir olay yok. Çünkü topa vurulduğu zaman Sergen topa vuruyor. Kaleye zaten yan hakem almış. Köşe yönlerine gitmiştir yan hakem. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Hakem neye bakacak? Baraj dağılıyor mu bakacak? İtme çekme kalkma da yok o arada. Onun içinde de yok. Ne yapacak? Bir ele bakacak. Yani bir tek elle oynama var. Yalnız şu var Şansalcığım. Türkiye'de hata yapar. Hakemin de hatası var. Antrenör hata yapıyor. O kapatılıyor. Futbolcu hata yapılıyor. O kapatılıyor. Onun sahibi var. Yönetici hata yapıyor. Futbolcuyu alıyor, satıyor, para veriyor. Para, o hata yapıyor. Hakem onların onda biri hatayı yapıyor. Yangın çok fazla çıkıyor. Ama bu onda bir falan değil. Bu felaket. Bunun konuşulacak, savunulacak bir tarafı sanıyorum bir tarafı ki yok. Bir tarafı yok. Metin Tokat'ın tartışmaya açık olmayan kararı bugün bile hala hatırlanırken OneSpor Beşiktaş karşılaşması o karar nedeniyle hafızalardaki yerini her daim korumaya devam edecek gibi gözüküyor.